Merhaba arkadaşlar, Gitar Teknikleri Com'a hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlere Fender Jaguar Blacktop serisi gitar tanıtacağım. Elimdeki görmüş olduğunuz gitar gerçekten çok özel arkadaşlar. Tanıtımdan önce silmiştim. Umarım size şu an parmak izi gelmiyordur gövdesinde. Çok güzel bir siyah boyası, asimetrik bir şekli ve rahat bir tutuşu pozisyonu var arkadaşlar gitarın. Bununla ilgili bazı notlar var elimde arkadaşlar. Size bunlardan bahsetmek istiyorum. Bu arada gitarı tanıtım için bize gönderen Fender Türkiye ekibine de oradaki arkadaşlarıma da çok teşekkür ediyorum. 2009'da dünya satışları %500 artmış Jazz Master ve Jaguar arkadaşlar. İlk kez Blacktop serisi gitarlar bu arada piyasadaki satış fiyatları şu an 1000 euronun altında. Bir not daha var burada. Satış fiyatı 650 euroymuş arkadaşlar bu gitarın. Ama gerçekten de hakkını verir mi diye sorarsanız bana eğer kesinlikle verecek. Size de bunu birazdan göstereceğim. Alder dediğimiz kızıl ağaç gövdesi var arkadaşlar. Yine sapımız akça ağaç, yani maple. 9,5 inç radius var arkadaşlar. Buradaki o oval yapı klavyedeki 9,5 inç. Tabii gül ağacı tuşemiz var. Orta medium 22 perde. Orta medium fretlerimiz var arkadaşlar. Perdelerimiz var. Arkadaşlar devam edersek Alnico, Fender, Humbucker'lar var arkadaşlar. Yani bunlar iki tane yüksek çıkışlı, high gain okuyabilen, tabii ki yumuşak overdrive soundlarında, cleanlerde de oldukça iyi bir performans veren Alnico, Humbucker'lar. Şimdi arkadaşlar tabii bu gitarın asıl özel kısmı eşikten eşiğe, yani şuradaki arkadaşlar buradaki eşik alt eşikten üst eşiğe uzunluğu 24 inç. Normalde Gibson tarzı, yani bu tarz humbucker'lı gitarlarda, Gibson tarzı gitarlarda 24,75 oluyor. Bu arada biz mesela Fender Türkiye'deki bir arkadaşımla aramızda küçük bir muhabbet geçti. Gitarın arkadaşlar inanılmaz rahat bir klavyesi var. Yani şu an mi akorlu ama zannediyorsunuz ki daha gevşek bir akor sistemini alınmış gibi inanılmaz bir hassasiyet var. Gerçekten de bu konuda oldukça güzel bir tasarım yapmış Fender. Eski Jaguar'daki arkadaşlar ton switchlerini bilirsiniz. İnceleyenler veya görenler oldu mu bilmiyorum. Buralarda arkadaşlar switch değişimleri buradaki düğmeler sayesinde oluyordu. Burada tabii onu yine normal standartlardaki gibi 3 yollu ton switch ile onu daha kolay kullanılabilir, o karışıklığı ekarte eden bir sistem yapmışlar. Simsiyah bir gitar arkadaşlar, Blacktop serisi. Size birazdan soundlarını dinleteceğim. Şöyle arka kısmını da size göstermek istiyorum arkadaşlar. Gene bir sapımızda güçlendirme var. Tabii böyle parmak izi geldiği zaman üzülüyorum açıkçası. Çünkü bayağı özene bözene biraz parlattım arkadaşlar. Size tanıtımda biraz daha güzel gözükmesi için. Arkadaşlar bu arada artık ses kartımızı değiştirmiş bulunuyorum. İki kanallı ses kartından 8 preamp'i 2 normal girişli, yani 10 giriş ve 10 çıkışlı yeni bir ses kartı aldım kendim. Onunla size artık daha ayrıntılı tanıtımlar yapacağım. Tanıtımlar altyapı kullanmak istiyordum uzun zamandır, ancak mevcut ses kartı ve piyasadaki diğer ses kartları buna elverişsizdi. O yüzden şu an yeni bir markanın yeni bir ürününü kullanıyorum arkadaşlar. Oldukça da keyifli. Onunla ilgili de size çok yakında kullanımını biraz daha çözdükten sonra bir tanıtım videosu düzenleyeceğim. Arkadaşlar şimdi isterseniz birazcık artık gitarı çalalım. Şöyle tonlarını inceleyelim. Bakalım nasıl bir reaksiyon veriyor bize. Tuşemizdeki değişikliklere nasıl cevaplar veriyor. Alnico humbucker'lar yüksek drive'ları nasıl okuyor, onları görelim.
Evet arkadaşlar, Jaguar'ın Drive performansını beraber dinledik. Umarım siz de benim gibi beğenmişsinizdir. Arkadaşlar, bu arada aldığımız bu performans, bu drive soundları Fender Mustang 2 amfisinden geliyor. O da yine 2010 yılı içerisinde üretilen çok hoş soundları olan bir amfi. Ben şu an orada British 80 turuncu kanalda sizlere bu soundu verdim. Gene mikrofonlayarak gain'i sadece birazcık normal ayarlanmış fabrikasyon tonundan daha fazla biraz daha gain verdim. Ortaya da böyle hoş bir sonuç çıktı. Tabii ben beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Şimdi arkadaşlar, isterseniz bir de altyapısız bir parça çalalım. Siz o aradaki zaten farkı anlayacaksınızdır ne demek istediğimi. Tabii arkadaşlar, şimdi bu performansı bir de farklı mantik seçeneklerini deneyerek görelim bakalım performansımız nasıl olacak. Şimdi sadece sub kısmındaki humbucker, Alnico humbucker'ıma geçiyorum. Bakalım buradaki performansımız nasıl olacak. Arkadaşlar gerçekten çalımı çok rahat bir gitar var şu an elimde. İnsanın bırakası da gelmiyor. Çaldıkça çalası geliyor. Şimdi arkadaşlar biraz da clean performanslarına bakalım. Evet arkadaşlar, amfimizden clean sound'umuzu ayarladım. Seçtiğim ton arkadaşlar 65 Deluxe Reverb simülasyonu. Yeşil kanalda bu tonu tercih ettim. Birazcık reverb verdim arkadaşlar tona. Arpejje çalacağım arkadaşlar. Pedal kullanmayacağım. Bakalım sound'umuz nasıl olacak. Evet arkadaşlar, bir de aynı riff'i tekrar iki humbucker'ım aktifken deneyelim. Bakalım buradaki sound'umuz nasıl olacak. Evet arkadaşlar, şimdi de sub kısmındaki humbucker'ımızla devam ediyorum.
Evet arkadaşlar, bu videomuzda sizlerle Fender Jaguar gitarı inceledik arkadaşlar. Fender'in Black Tap serisi ürünlerinden gerçekten de dünyada da çok ciddi satış grafiği yakalayan bir ürün arkadaşlar. İki tane üzerinde Annico humbucker'ı olan yüksek high gain ve clean'lerde de pırıl pırıl bir sound veren humbucker'lar arkadaşlar. Gerçekten de çok başarılı olmuş. Şu anki satış fiyatını oldukça hak ediyor arkadaşlar. Deneme imkanı olan arkadaşlarımız bu gitarı denesinler, beğenenler arkadaşlarına tavsiye etsin. Ben gerçekten çok beğendim arkadaşlar. İleride de herhalde setup'ıma ekleyeceğim ürünlerden bir tanesi olabilir. Arkadaşlar umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Bundan sonraki daha farklı tanıtımlarımızda görüşmek üzere, hoşça kalın.